partnerlerimiz de var, tedarikçi olarak ya da işte çip üreticileri var. Devletlerin regülatörlerinden beraber çalışmalar yapıyoruz. Her bir dünyanın bir ucunda bir şeyler yapıyoruz yani. Peki o zaman şöyle mi görünüyor senin, sizin baktığınız ki Ericsson'ın zaten baktığı yer bütün dünyaya denk geldiği için söylüyorum. Amerika IoT teknolojisi, nesnelerin interneti teknolojisi, işte akıllı ev teknolojisi, driverless, şoförsüz araç Şoförsüz teknolojisi gibi konularda herhalde bir numaralı ülke olacak galiba, değil mi? Yani Amerika ve Kore ve Japonya diyebiliriz yani bunlar ağırlık olarak. Çünkü Kore'de de çok ciddi yatırımlar var. Japonya bu konuda çok ciddi çalışıyor Japonya ama ile Amerika'nın geri dönmüş olması ilginç. evet Yani onlar hep Kore, Çin o eksende o konuşuyordu. eksende. Çin tabii çok büyük bir pazar ama bu konuda ne kadar hani bu bahsettiğimiz ülkelerden rekabetçi olabilirler şu aşamada onu bilemiyorum. En azından yani zeka derken kapasite anlamında söylemiyorum ama onlar daha çok altyapıya yönelmiş Evet, vaziyetteler. evet. Özellikle Çin'de. Yani Çin'in tabii o kadar büyük bir ülkeden bahsediyorsun ki o altyapının belli bir Evet. doygunluğa ulaşması lazım ki bu tür teknolojileri üretebilirsin. Yoksa zeka kesinlikle var orada. Ama Amerika'da tabii ekonominin derinliği var. Derinlik ne demek? Yani gelirini hemen elde edebiliyorsun. Yani Evet. ekonomik derinlik olmadığı yerde bu tür çalışmalar biraz da vakıf çalışmalarına benziyor. Ar-Ge'de kalıyor değil mi Yani orada? Ar-Ge'de kalıyor, paraya döndüremiyorsun ve çok gönüllü olarak yatırım yapılmıyor. Ama Amerika öyle değil. Amerika'ya gittiğin zaman keza Japonya'da da öyle oluyor ama Amerika'da neyi yaparsan yap, piyasaya verdiğin andan itibaren onun geri dönüşünü sağlamaya başlıyorsun parasal anlamda. Tabii bu çok ciddi bir ivme Maalesef. kazandırıyor bu tür şeyleri. Ama Amerika önce olacaktır bu konuda. Yani şeye baktığın zaman şoförsüz araçlara şu anda işte Amerika'nın regülatörü, araçlar konusundaki regülatörü yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki yıl itibariyle şoförsüz araçların nasıl olacağına dair bir regülasyonu Güzel çıkaracak. tuttular Hatta yani. iki tane şey konuşuyorlar. Kimisinde direksiyon olmasını kimi araçlarda, kimisinde de olmamasını. Yani O o kadar noktaya o ileri kadara yani. gelmişler yani. Önümüzdeki sene itibariyle yani 2017 sonu itibariyle şoförsüz araçların ben trafikte olacağına inanıyorum Amerika'da. Zaten şoförsüz araçlar ve yapay zeka falan gibi konular aslında sadece teknoloji konuları değil arkasında çok ciddi bir mevzuat ihtiyacı ve kamuoyu şeyi de oluşması Kesinlikle. Bir de lazım. iş modelleri de değişiyor baktığın zaman. Yani Tabii. şimdi mesela araba almak diye bir mevhum ortada kalmayacak. Çünkü zaten bir aplikasyon arabayı çağırdığın zaman kapına gelecek. İstediğin marka arabayı alırsın, istediğin yere götürür seni yani. Kendi başına giriyor yani. Doğru. Dolayısıyla şu anda mesela çok büyük otomotiv endüstrisinin üzerinde çalıştığı geleceğe dönük olarak bu iş modellerinin nasıl olacağı ve kendilerini bu transformasyon içerisinde nasıl konumlandıracakları ağırlıklı. Yoksa yani hani ben araba üreticisiyim, ben araba üreteyim diye devam edersen hayatına önümüzdeki 10 sene içerisinde hayat yok Geçmiş yani. olsun değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Ziya katıldığın için. Bence çok etkili ve şey güzel bir konu Teşekkür oldu. ederim. Ve özellikle iletişim sektörünü çok iyi anlamaya başladığımızı düşünüyorum. Yani 4G, 5G neler oluyor o tarafta ve gelecekle ilgili kafamızda böyle hafif hafif ışıklar yanmaya başlıyor galiba. Valla gelecekte çok ekmek var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.